Çok lezzetli ve de çok da pratik bir atıştırmalık tarifim var bugün sizler için. Ve bunun için gerekli olan malzemem de milföy hamurum. Milföy hamurlarımı şöyle yaprak şeklinde alıyorum. Öncelikle ikiye bölüyorum. Ve daha sonra bölmüş olduğum her bir kareyi de yine şöyle üçgen şeklinde dörde bölüyorum. Ben bu atıştırmalığımı kaşarla yapacağım arkadaşlar. O nedenle aralarına şöyle minik minik kaşarlar doğramıştım. Kaşarlarımı ekliyorum. Ve şöyle üçgenlerimi ikiye kapatıyorum. Evet, tamamının içerisine şöyle şu şekilde bir kısmını, bir tarafını kaşarla dolduruyorum ve üçgenimi kapatıyorum. İyice kapatmak için şöyle bir çatalla işaretler bırakıyorum. Bu hem görüntüsünü çok güzel yapıyor hem de kaşarın dışarıya taşmasını engelliyor. Çünkü biliyorsunuz milföy hamuru çok kontrolsüz bir şekilde fazla kabaran bir hamur. O nedenle bu şekilde kapatmak güzel oluyor. Evet, bütün hamurlarımı bu şekilde oluşturuyorum. Evet, atıştırmalıklarımı hazırladım. Tepside görünüşleri de gerçekten çok güzel. Ve şimdi ikinci aşamama geçeceğim. Çünkü bu kadarlıkla kalmadı. Şöyle yarım su bardağı kadar veya bir su bardağı kadar yapacağınız atıştırmalık sayısına göre bu miktar artırıp azaltabilirsiniz. İçerisine de şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar, eğer tatlı seviyorsanız pekmez oranını birazcık fazlalaştırabilirsiniz. Burada amacım benim böyle simit tadı vermek. Ve bu pekmezli suyu karıştırıyorum. Ve burada da daha büyük bir kabada şöyle kavrulmuş susam koyuyorum. Bu simitlerin üzerinde olan susamlardan. Ben bunu genellikle memleketimden getirtiyorum ama aktarlarda da satıldığını görmüştüm. Öncelikle yaptığımız atıştırmalıkları suyumuzun üzerine, içine koyuyoruz. Ve daha sonra da her tarafını susamla buluyorum. Evet, burada iki elinizi kullanmanız biraz önemli. Çünkü biriyle suya batırırken diğeriyle de böyle susama bulamanız elinizi ve suyunuzu çok fazla batırmamanıza neden olacaktır. Evet, bütün böyle simit poğaçalarımı, milföy hamurundan yapmış olduğum simit poğaçalarımı hazırladım. Şimdi artık fırınıma götürebilirim. Milföy hamuru biraz çabuk pişer. O nedenle böyle kontrol ede ede pişirin ama 25-30 dakika yeterli olacaktır. Ve sevgili arkadaşlar, simit poğaçalarım artık hazırlar. Gerçekten böyle çıtır çıtır çok güzel oldular. Arkası, önü harika güzel piştiler. Böyle çıtırtıyı duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten süper oldular. Kaşarlı olması da ayrı bir güzel oldu. Evet, bugünkü tarifim bu kadar pratik ve bu kadar güzel bir tarifti. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.